Az dur. Sağa, sola, dön. Yerlerinize marş. Dikkat. İleri, bak. Uygun adım, marş. Sağa, sola, dön. Yerlerinize marş. Dikkat. İleri, bak. Uygun adım, marş. Almak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na müracaat etmiş 12 Ocak 17 Mart 2017 tarihleri arasında İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Eğitim Tavır Komutanlığı'nda teröristle mücadele harekatı kursunu başarıyla tamamlamasını mütakip 2 Nisan 2017 tarihinde Batman Yerdüş İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı emrinde göreve başlamıştır. 4 Ekim 2018 tarihinde
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından planlanan operasyon kapsamında Gelgüş İlçe Jandarma Komutanlığı, Yemişli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan intikale başlayan zırhlı asayiş kobra aracının Mardin ili Dargeçit ilçesi Altınolu köyünü geçmesini müteakip bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırı sonucu şehit olmuştu. Jandarma uzman çavuş Ali Hekim, Arzu Hekim hanımefendi ile evli. Ruhu şad olsun. Altay'ın konuşması. Yüzbaşı sergeant. Sayın bakanım, sayın valilerim, sayın milletvekillerim, sayın komutanlarım, sayın belediye başkanım, aziz şehidimizin muhterem ailesi ve sevgili Spartalılar. Batman İl Jandarma Komutanlığı'nca planlanan operasyon kapsamında 4 Ekim 2018 tarihinde Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı, Yemişli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan intikale başlayan zırhlı asayiş kobra aracının Mardin'in Dargeçit ilçesi Altınolu köyünü geçmesine müteakip bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırı sonucu şehit olan değerli evladımız, silah arkadaşımız, jandarma uzman çavuş Ali Hekim'i uğurlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Aziz şehidimizin başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere silah arkadaşlarımıza, Isparta halkına ve yüce Türk milletine sabır ve başsağlığı dilerim. Aziz şehidimizin kıymetli ailesi, vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için yıllarca terini ve kanını akıtmış, kollarında canından çok sevdiği vatan evlatların kelime-i şehadet getirerek son nefesini verişine tanık olmuş, naaşlarını kendi elleriyle toprağa koymuş, yüreği bir değil yüzlerce kez evlat kaybetmenin acısıyla yanmış olan biz silah arkadaşları duygularınızı anlıyor ve en kıymetli varlığınızı kaybetmenizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Aziz şehidimiz, Allah'ın huzurunda en yüce makamda mesut ve bahtiyardır. Semada uçuşan mübarek ruhu sizlere sevgi ve muhabbetle bakmaktadır. Sizler şehit eşi, anası, babası olarak şehidimizle ne kadar övünseniz, ne kadar gurur duysanız azdır. Türk milleti başka milletlerde olmayan çok değerli hasletlere sahiptir. Cesaret ve kahramanlıkları ile düşmanlarını bile hayran bırakan Çanakkale şehitlerinin torunları olan Mehmetçiğin bu yüksek ruh hali onları doğuran ve askere gönderirken vatana kurban olsun diye elinde kına yakan analarımızın yüceliğinin evlatlarına yansımasıdır. O analar ki Kurtuluş Savaşı'nda ıslanmasın diye bebeğinin kundağını top mermisine saran bir evladı şehit olduğunda vatan sağ olsun, bir tane onun daha var, o da bu vatana feda olsun diyerek vatan sevgisini, evlat sevgisini üstünde tutmuşlardır. Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü, yüce milletimizin birliği, beraberliği, dünya barışının tesisi ve devamı için bizlere verilen tüm görevleri üstün vazife bilinci ve heyecanı ile yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle geçmişten günümüze nice destanlar yazan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve yaşatılması uğruna mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarının ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhum şad olsun aziz şehidim. Arz ederim. Cenaze namazının kılınması ve duanın okunması.
aziz cemaat-i Müslümin, şehit kardeşimize son vazifemizi yapmak üzere bir araya geldik. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, şehit olarak huzuruna varanlarla alakalı وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَاتًا وَالْاَحْيَامَ عَنْدَ رَبِّهِ مُسَكُونَ Allah yolunda öldürülenleri sakın öyle zannetmeyin. Diridirler ve rızıklandırılıyorlar buyuruyor. Elbet ölüm mutlaka bir gün gelecek. Ölümün en güzel şekli şehadet olarak gelişidir. Allah kardeşimize, Ali kardeşimize bu şehadeti nasip etti. Şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle, peygamberlerle beraber haşreylesin. Cenab-ı Hak mekanını adi ve cennet eylesin. Usuldendir, adettir. Dini vecibimizi yapacağız, şahitliğimizi yapacağız. Tanıyanlar ve bilenler için soruyorum. Şehit kardeşimizin ehli iman ve ehli İslam olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Allah şahitliğimizi kabul eylesin. Rabbimizin huzuruna kul hakkıyla çıkmamak gerekir. Efendimizin en hassas tavsiyelerinden bir tanesidir bu. Varsa hakkı olan lütfen haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Hak sizler, bizler hakkında da hüsnü şehadette bulunacak eş, dost, akraba nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım şehidimize rahmet eyle. Allah'ım şehidimizi Hazreti Hamza ile beraber haşreyle. Allah'ım onu ailesiyle beraber cennette bir araya gelmeyi nasip eyle. Ya Rab, birbirlerini görmeye doyamadıkları eşiyle sen cennette bir araya getir ya Rabbi. Anne babasıyla cennette bir araya getir ya Rabbi. Rızıklandırdığın, buyurduğun kulların arasına katılabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Silah arkadaşlarına, ailesine, ordumuzun mensuplarına, emniyet mensuplarımıza sabırlar, hayırlı ömürler ve hayırlı akıbetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, dualarımızı kabul eyle. Sana yalvarıyoruz. Artık ülkemizde terör ve şiddetle neticelenen eylemlerin son bulmasını arzu ediyoruz. Sen terör, hain ve fırsatçılara fırsat verme ya Rabbi. Hainlere fırsat verme ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, ülkemizi her türlü kötülükten, fitneden, fesattan, beladan, musibetten, hain emellerden muhafaza eyle ya Rabbi. Hep beraber birbirimize kenetlenmiş kullar olarak sana kulluk edebilmeyi, razı olduğum hayatı yaşayıp, razı olduğum her üzere huzuruna gelebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şehidimizin ruhu, bütün şehitlerimizin ruhu, cümle geçmişlerimizin ruhu için El-Fatiha. Cenaze namazını Ankara'dan misafirimiz olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen hocamız kıldıracaktır. Şimdi namazı kılmak için niyet edeceğiz ve 4 tekbirle namazımızı kılacağız. 1. tekbirde Sübhaneke'yi ve Celle Tenâuke ile beraber okuyoruz. 2. tekbirde Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuyoruz. 3. tekbirde de duasını bilen duasını okuyor. Duasını bilmeyen Fatiha'yı dua niyetiyle okuyor. 4. tekbirde selam. Şimdi buyurun. Niyet ediyoruz. Allah için namaza, Resulullah için salavata, şehidimiz için duaya, her kişi niyetine uydum hazırda bulunan imama. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Lillahi Teala el-Fatiha. Şehit naaşının şehitliğe intikali. Birader! Ay! Hey! Alsın öyle ki çelenkleri. Al 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 çelenkleri. Çelenkleri alın. Devam edin. Şehit naaşı ile beraber devam edin. Süratli ol. Getir. Oğlum. Devam edin. Gel gel geç geç. Dur böyle salam. Evet beni takip edin. Beni takip edin. Allah Ekber, Allah Ekber, la ilahe illallah, Allah Ekber, Allah Ekber, la ilahe illallah, Allah Ekber, Allah Ekber. Allah'u Ekber ve lillahi
Allah'u ekber, Allah'u ekber, la